Merhabalar Kerem Bey. Ümit Bekar ben. İş görüşmesi için gelmiştim. Buyurun. Ümit, CV'nin gerçekten çok etkileyici. Öyle. Standart mülakat sorularından sormayacağım sana. Ne soracaksınız? Tek bir şey. Bu işten ne bekliyorsun? Tecrübe. Hı hı. Başka? Saygınlık, mevki tabii ki. Başka? Başka... Para. Yani herkes zengin olmak ister. İnan bana yanılıyorsun. Çünkü tecrübelerimden öğrendiğim bir şey var bu hayatta. Zengin olunmaz. Zengin doğulur. Benim adım Kerem Özkan. Parayla, güçle, fırsatla dolu bir dünyada büyüdüm. Çekici geliyor kulağa, farkındayım. Bütün bunlara sahip olmayı kim istemez ki? Cevap vereyim. Babam. Gel gel. Senin sevdiklerine geldim. Bak, kadife çiçekleri. Büyük gün geldi ha? Geldi geldi. Birazdan iner Mert havaalanına, karşılamaya gideceğim. Kendi arabasıyla karşılanacakmış. Konuşacak mısın hemen? Tabii. Şirkette yerime birini de buldum. O işte tamam. Emin misin kararında? Benim kafam rahat baba ya. Burada seninle bahçe işlerini yaptım. Evde annemle ev işlerini yaptım. Çocuklarına bakıcılık yaptım. Gel şirkette çalış dediler, onu da yaptım. Bu yaşıma kadar onlar ne istedilerse onu yaptım. Ama onlar beni nereye koyacaklarını bir türlü bilemediler. Bir gün eşittim onlarla. Bir gün emirlerinde çalışan. Artık yeter baba. Artık kendi hayatımı kurma zamanı. İnsan yine de düşünüyor. Elinin tersiyle itiyorsun ama... bu aile varlıklı oğlum. Benim ailem bana yeter baba. Yeter. Yeter de... benim sana bırakacak bir param yok ki oğlum. Evlerim, arabalarım yok. Benim sana bırakacağım... İşte en fazla bir avuç toprak. Bir testi altınım olacağına bir avuç toprağım olsun yeter. Ben babamdan öyle öğrendim. Hadi görüşürüz baba. Güle güle oğlum. Kerem, oğlum dur, su dökeceğim arkandan anneciğim. Anneciğim, havaalanına gidiyorum, havaalanına. Olsun. Sonra hepten gitmeyecek misin zaten? Cık, Yılmaz, niye gidiyor bu oğlan şimdi? Her çiçek kendi toprağında açar Ayşen Hanım. O da kendi toprağını bulmaya gidiyor. Ha, yine başladı sulu göz. Annem.
Şuraya Garipçe'ye gidiyorum. Bir saatlik yola gidiyorum. Bir saatmiş. Oğlum sen yan odada yatarken bile özlüyorum ben seni. Gideceksin oralarda bir başına. Bir başıma olacağımı kim söyledi? Ay yoksa sen Şirin'e evlenme mi teklif edeceksin? Aa yok anne dur dur. Dur öyle bir şey yok. Yılmaz duydun mu? Gelin geliyor gelin. Anneciğim daha şimdi yok dedim ya. Akşam yemeğe çıkacağız. Garipçe'den bahsedeceğim o kadar. Ay Allah'ım sen nasıl biliyorsun içimden geçeni? Yılmaz pırlanta gibi kız bu Şirin. Görüştüğünüzden beri gönlü vardı zaten sende. Oğlum sen de sonunda demek aşık oldun ha. Ben de beğeniyorum tabii canım. Ne öyle beğeniyorum? Seviyor musun? Sen ondan haber ver. Sevmiyorum anneciğim. Ben hiç aşık olmadım. Görevlerim sağ olsun. Ne ben verdim gönlümü birine, ne kimsenin gönlüne sahip oldum. Ama merak etme, az kaldı. Çok yakında kaderimin sahibi olacağım.